de sola gidiyor. Yavaş git baba. Baba yavaş git. Ya. Demince uyardım ya. Az daha git tamam. Kiviliğimizde mısır aldık. Bu şekilde 3 romok bir de bu 4. romok mısır çıktı. Çiftçi arkadaşlara sesleniyorum. Bakarsanız alırsınız. Bakmasanız yatarsınız. Şu anda babam traktörle gidiyor. Şu an kiviliğimiz. Ekmesek ekmeyebiliyorduk burayı. Ama bir mahsul olaraktan değerlendirmek istedik. Aşağı yukarı romorkumuzun parasını bu mısırdan çıkartmış olduk. Yani çiftçi olmak, ekstralara değerlendirmek çok önemli. 3-4 kere sulama yaptık. 2 kere yaprak gübresi, 2 dabandan uygulama yaptım. Kivilerimizi görüyorsunuz. Çok güzel gelişti. Bunlar da halatlarımız. Şu an orta banalar. Kiviler bunlar ufak en baştaydı fındıklıkta. Orayı sulamadık. Ama normalde her bir kere 300-400 gram 300 gram aşağı yukarı mısır vermekte. Sadece yoldan tarlanın ortasından yol ayırdık. Bu yoldan diğer başa gidiyoruz. Tarlamızın uzunluğu 400-500 metre. Bakın iyi güzel ektik. Daha sallantılı bir yolculuğumuz var. Elimden geldiği kadar sabit tutmaya çalışıyorum. Mısırımızın cinsi Keboz KVS. Çok memnundum. Yani çok güzel bir verim sağladı. 7 dönüm yerden geçen sene 9 ton mısır almıştım. Farklı bir cins. Bu seneki cins daha güzel. Hoşuma gitti. Güzel verim var. Ne oldu baba? Görüyorsunuz tarlamızın uzunluğunu. Halatlar. Bu ana ara ara halatlardan bakın şu ince ara halatlardan buralara ikişer üçer sıra daha çekileceğiz. Bu şekilde de çekilecek. Izgara gibi buralar döşenecek. Güneş batımı. Halatlar çok tehlikeli. Kafamıza gelebilir. Şunlar da ara borularımız. Bunlardan dağılım oluyor bu şekilde. 100 metre sağa 100 metre sağa 100 metre sola gidiyor. Yavaş git baba. Baba yavaş git. Ya. Demince uyardım ya. Az daha git tamam. Bunları da çuvala almıştık. Şu gördüğünüz teyzem. Bu da annem. İki traktör. Mısır bugün aldık. İki traktör de diğer günler almıştık. Hafiften rüzgar var. Güneşli bir gün. Çok güzel bir gün. Hakkımızdaki her şeyin hayırlısı. Allah'a çok şükürler olsun. Mahsulümüzü kazasız belasız aldık sayılır. Evde gerisini döveceğiz. Evet, tarlamızın tam boyunu görüyorsunuz. Buradan buraya 400 metre kivilik var. 150 metre de fındıklığımız var. 5 sıra. Çok şükür mısırımızı aldık. 5 tona yakın mısır çıkar diye düşünüyorum. En kötü ihtimal 5 liradan versek 5 kere 5 25. Romorkumuzu da zaten 30.000 TL'ye almıştık. Romorkumuzun parası bu şekilde. Kivilerin arasında ekstradan mısır yaparaktan çıkmış oldu. Evet, mısırımızı görüyorsunuz. Dedikleri şu en küçük boy diyelim. Bunlar iyi. Bakın mısırın kilo tonaj olarak da kilosunu nasıl öğrenebiliriz? Size bir ipucu. Bu durumda soyamıyorum. Onların dışında. Şimdi ilk önce mısırın mısırın enindeki taneleri sayacağız. Şu anda parmağım burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 şurası oldu. 12 13 14 15 16 17 18 18 tane. Ondan sonra boynundaki taneleri ölçüyoruz, sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tane. 45 tane. 18 çarpı 45 800 tane ediyor. 800 tane çarpı 0.3 ile her bir tanenin ağırlığı 0.03 grama tekabül ediyor. Çarptığımız zaman 250 gram bunda sadece 250 gram mısır olmuş oluyor yani. 4 tanesi 1 kilo geliyor. Bu tarlanızı tam ölçüsünü almak için 10 tane sırayla 10 yerden alıyorsunuz. Bu şekilde sayıyorsunuz. Ortalama kaç adet mısır varsa tonajını öğreniyorsunuz. Bu da benim de mısır bu grubundan öğrendiğim bir kilo öğrenme sistemi. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.